Selamlar hepinize. Uzmanlaşması en zor League of Legends şampiyonları tier listemizin yeni bölümüyle yeniden sizlerle birlikte en son T harfinde kalmıştık. Ee, ve bu buya kadar da bugünkü bölümü tamamlayacağız. Yani son şampiyonumuz Urgot. ilk şampiyonumuz Tam Kench olacak. Tam Kench ile başlayalım. Ya bu grup biraz daha aslında T grubu genel olarak biraz daha orta sıraları götüren bir grup. T grubu yani bir önceki işte N grubu mesela Nidalee'nin olduğu video çok Genel olarak kolaydı ama bu grup biraz daha orta sıralarda takılacak bir grup. Tam Kenç'le başlamıştık. Tam kençi Senart'a gönderiyorum. Herhalde bu grup bu arada yani T grubu bir iki şampiyon dışında özellikle pozisyon alma becerisinin çok önemli olduğu bir grup. Ki tam kenç de aslında teorik olarak bir ezer geçer. Tam kenç. Fakat diğer ezer, ezer geçerlerden biraz daha farklı. Takas becerileri biraz daha farklı. Yer yer destek oynandığı durumlar ki aslında ana rolü bir noktada destek haline de dönüşmüştü. Sonra Rebirth falan yedi ama pozisyon almanın herhalde mekanik yeterlik belki W'larının biraz daha zor olduğunu söyleyebiliriz diğer şampiyonlara kıyasla ama pozisyon almanın bu kadar önemli bir ol, olduğu başka bir grup olduğunu hatırlamıyorum. Diğer gruplarda işte N grubu mesela işte gene geçen örneğini verdiğim gibi. Orada mesela çok daha kolaydı şampiyonlar ama Tamam genç özellikle pozisyon almanın çok çok önemli olduğu bir şampiyon. Mekanik olarak da biraz işte özellikle W zamanlamalarını iyi... W pozisyonlarınızı da iyi seçmeniz lazım. E zamanlamaları falan önemli. Artı e, dil yaralarını düzgün kullanmanız gerekiyor. Yani Q'ları çok düzgün kullanmadığınız sürece... Q dil yarası mıydı ya? Pasifi miydi yoksa? Neyse. Q'ları düzgün kullanmadığınız sürece, sürece etkinliği çok düşen bir şampiyon. O yüzden onu Senat'a gönderiyorum. Taliyah. Bu grubun en zor şampiyonlarından biri. Payne Smith Razna'da göndereceğim onu. Neden oraya gönderdim? Bir kere de aynı tam genç gibi onda da pozisyon olma bilgisi çok önemli. Çok çok önemli. Doğru pozisyon almak. Ama aynı zamanda ciddi anlamda mekanik beceri de isteyen bir şampiyon. Yani işte E'leri mesela görece kolay olmasına rağmen kullanması. E'lerin açılarını ayarlamak. E'ye göre W'ları kullanmak. W'ları kendinizden ileri mi? Adamı sağa doğru mu? Sola doğru mu? Nereye doğru itireceğinizi seçmek çok önemli. Hatta belki maksimum seviyesi için Spine of gibi bile düşünebilirdim ama bir tık daha ...aşağıda tutmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Spide, Spine of Death, bazı şampiyonlar... ...daha zor onda. Ama Pains Smith grubunda da... ...görece daha zor olduğu şampiyonlar var. Onu da söylemem lazım Taliyah'ın. E, açıları çok iyi seçmeniz gerekiyor. Mekaniklere çok hakim olmanız gerekiyor. Eşleşmelerinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor ve... ...aşırı iyi pozisyon bilgisine sahip olmanız gerekiyor. O yüzden bir sürü şeyi bir arada da istediği için... ...Taliyah'ı bu gruba gönderdim. Talon. E, bugünkü üçüncü şampiyonumuz... Talon'da da Tahm Kench'in oraya göndereceğim. Bir suikastçı olmasına rağmen aslında görece kolay suikastçılardan bir tanesi. Gerçi onun grubu genelde buralarda. Yani Helya ve sanat grubunda ona benzeyen modeller ki Rengar ve Kane de burada. Talonda da önemli olan noktalardan bir tanesi. En belki de zorla yani öğrenme kısmındaki aslında birini öldürebilecek kadar hasar çıkarmak zor değil talonla. Bu konuda kolay aslında ve bunu uzmanlaşmak da kolay. Fakat hangi pozisyonda kime dal dalacağınızı seçmek, ne taraftan çıkacağınızı seçmek, kime nereden dalacağınızı seçmek gibi bir uzmanlaşma problemi var. O yüzden çok iyi yani one trick diyebileceğimiz Talon oyuncuları iyi bir Talon oyuncusundan çok daha fazla fark yaratabiliyor. O yüzden onu e, Senata gönderdim. Tarik bu grubun görece kolay şampiyonlarından bir tanesi. Onu Orggorcu'la göndereceğim. Aslında genel zorluğu Tarik'in Yetenek zamanlamaları onun dışında görece kolay bir şampiyon ama yetenek zamanlamaları önemli. Çünkü zamanında atılamamış yetenekler direkt olarak gücünü yarıya indiriyor tabi tarihin. Yani ultiniz zaten zamanında atılamadığı zaman yok. İşte stun'ınızı zamanında veya kötü açıyla zamanında atamadığınız ya da kötü açıyla attığınızda verimsiz oluyor ve siz bir anda pasifiniz olmadan oynamaya başlıyorsunuz. Bir yetenek eksik oynuyorsunuz aslında. Tüm bunlar yaşandığında. O yüzden onu orgorcuya gönderdim. Timo o da orgorcuya gidiyor. Genel olarak çok az mekanik isteyen bir şampiyon olmasına rağmen çok iyi pozisyon seçimine ihtiyacınız var. Bir de işte görünmez olup çalıları falan iyi kullanıp biraz ekstra işler de üretebiliyorsunuz. Onlar da biraz uzmanlaşma gerektiriyor. Ama onun dışında çok da zor bir şampiyon değil. Zaten genelde Orgorcu grubu patchwork'takiler sadece bir tık daha zor olanlar ama bir şeyler de isteyenler. Thresh yani onu Raznal'la Spine of Deadfinger arasında kaldım ama Raznal'a göndermeye karar verdim. Şimdi Trash oynayan oyuncular için kolay gözükebilir. Çok oynadıysanız eğer trash, aa ben çok alıştım bunu yapabiliyorum falan diyebiliriz ama Trash ciddi anlamda mekanik beceri isteyen bir şampiyon. Mekanik becerinin yanı sıra çok ciddi anlamda da pozisyon bilgisi gerektiren bir şampiyon. Şimdi belki mekanik becerisinin hatta Taliyah ile bile kıyaslandığını söyleyebiliriz. Tabii ki bu konularda e, yani üstteki şampiyonlar, Spine of şampiyonlara kıyasla biraz daha işte menzil avantajının olması, elindeki yetenekle kitle kontrolü atabiliyor olması biraz daha belki işleri kolaylaştırıyor Trash için ama çok ciddi anlamda zaman ve emek isteyen bir şampiyon olduğunu söyleyebilirim uzmanlaşmanın. Uzmanlaştığınız zaman da bu arada güzel ödüllendiriyor. Onu da eklemek lazım. E, hatta bugünkü şampiyonlarımız yani T grubunun şu ana kadar gönderdikleri işte tamkenç Tarik falan da dahil olmak üzere uzmanlaştığınızda güzel ödüllendiren şampiyonlar ki bir sonraki şampiyonumuz da öyle. Tristan'a onu da Orgorcu'ya gönderiyorum. Onu Senart'la Orgorcu arasında kaldım. <laughs> Özellikle burada şey çok önemli. Aslında Tristana'nın çok basit bir yetenek seti var. Fakat pozisyon bilgisi, hedef seçimi ve W'nuzun bufferlanma durumu. Yani ne demek bufferlamak? Üzerinize bir kitle kontrolü girerken doğru zamanda attığınızda o kitle kontrolü yeseniz bile o W'le gitmeye devam edebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir, yani Tristana'nın oynanışına çok etkisi olan bir şey. Bufferlamak o kitle kontrolüne karşı. Fakat başta bir şey yok Tristana'da. O yüzden senart artta göndermek istemedim. Biraz daha aşağıda tuttum. Yoksa sen arta kadar çıkabilecek bir uzmanlık kısmı belli oranda var ama belli oranda yok. O yüzden onu aşağıda tuttum. Trundle bu grubun en kolay şampiyonlarından bir tanesi. Patchwork'i e göndereceğim ee, Trundle'ı. Abi sadece stür... buzdan sütun atmanız gerekiyor bu kadar. Çok iyi bir yetenek. Harika bir yetenek. Bak ekstra kullanım alanları bile var. Yani şöyle söyleyeyim size. Aklınıza gelmeyecek şeyler var. Duvara sıkıştırmaktan falan bahsetmiyorum. Bunlar zaten onu uzmanlaşırsınız. Ejder pitinin üstünde kendi altına öyle bir açıyla koyuyorsun ki kendini aşağı atıyor Trundle. Yani duvardan geçme yeteneği olmayan bir şampiyonu duvardan geçme yeteneği gibi kullanabiliyorsunuz aslında. Ama tek uzmanlık isteyen şey de bu abi be. Başka hiçbir şey yok ki yani. Öbür tuşlar yok gibi zaten. Şampiyon oynaması da kolay. Adam salıyor adamın üstüne sağ tık bırakıyorsun dövüyor zaten. O yüzden görece kolay bir şampiyon. O yüzden onu patchwork'e gönderdim. Trinamir o da patchwork'e gidecek şampiyonlardan bir tanesi. O da gerçekten Trundle gibi. sağ tık, tık adam üstüne bırakabileceğiniz şampiyonlardan biri. E, onda da ultiyi iyi zamanlamanız lazım. Belki W'nun adamın yüzü dönük yüzü dönük değil falan şeklinde bir ayarlaması var ama bunlar çok basit şeyler. E, ultide bir zahmet bas verin yani. Bu kadar kolay bir şampiyon da zaten bir tek ona odaklanıyorsunuz. Twisted Fate. Onu Hellia'ya e gönderiyorum. Onun da ana zorluklarından bir tanesi aslında. Şimdi TF League of Legends için özel bir şampiyon. Çünkü TF kimisi yok. TF kağıt üzerinde bir büyücü. Ama hiçbir büyücü bu kadar az vurmuyor. Ama TF aslında bir hazırlayıcı. Tam olarak böyle. Onun gibi başka bir hazırlayıcı da yok. Yani zınk diye haritada bu kadar rahat edebilen bir şampiyon da yok. Ama bu kadar hareket edebilmesine rağmen kendi başına etkisi çok az olan bir şampiyon. Yani biraz ara bir şampiyon diye. Harita okumanın çok önemli olduğu ama genel olarak kalan mekaniklerin kolay olduğu bir şampiyon. Şimdi ilk başlarda oynayanlar Doğru zamanlamada kart çekmeyi falan alışlamayabilirdin ama kasa hafızanı oturuyor abi bir noktadan sonra. Onu biraz oynadıktan sonra ve düşündüğünüzden daha kolay oturuyor. Ama pozisyon seçimi ve harita okuması acayip gerekli bir şampiyon. O yüzden onu Helly'e gönderdim. Twitch. Vallahi şöyle söyleyeyim. Kolay gibi gözüküyor ama hiç kolay bir şampiyon değil Twitch. Bundan emin olabilirsiniz. Onu da bu arada Helia'ya göndereceğim. O da gene aslında Talia gibi çok çok iyi pozisyon seçimine ihtiyaç duydunuz şampiyonlardan bir tanesi. Yani bir kere şimdi şeyi çok göz ardı ediyor. Ya şampiyon, abi bu şampiyon görünmez oluyor. Gidiyor birinin yanından çıkıyor. Evet çok güzel. Ama adamın sağından çıkmanla solundan çıkman arasında vurduğun hasar arasında değişim varsa bu senin bu şampiyonla uzmanlaşmanı kesinlikle ekstra zorlaştıracak bir şey. Bak aynı görünmezlik. Birinde sağından çıkıyorsun, birinde ortadan çıkıyorsun, birinde solundan çıkıyorsun. Çok farklı oluyor. Sonuçları çok farklı oluyor senin için. Bu bile aşırı bir önemlilik gerektiriyor. O yüzden buraya koydum. Artı e, bu şampiyonun genel olarak kuvvetinde bir laning problemleri olduğu için ve her zaman olacak bu arada bu. Yani standartın dışında değişiklikler almadığı sürece yani nasıl bir standartın dışında değişiklikler? Otomatik saldırı menzerinin artırılması gibi falan. Hiç böyle League of tarihinde ben bir galiba Enen'inki kısaltılmıştı 25 falan. Öyle bir şey hatırlıyorum o kadar. Yani neredeyse hiç olmamış değişiklikler almadığı sürece e, her zaman da aynı problemleri yaşamaya devam edecek. O yüzden uzmanlaşması görece diğer bu, grubun diğer şampiyonlarına göre daha zor. Olabilir. Şampiyon. Udir. Yani patchwork'ünde patchwork'üne göndereceğim Udir'e ne yazık ki. Ben çok oynadığım bir şampiyon severim ama yani dünyanın bası şampiyonlarından biri ya. Gerçekten yani. Şimdi garip yana. Şimdi uzmanlaşabileceğiniz tek şey Ne? Hangi yeteneğimi ne zaman güçlendireceğim? Bu kadar. Yani nerede W'mu güçlü kullanmalıyım? Nerede e mi güçlü kullanmalıyım? Bu kadar. Yapamazsanız bile bir noktada hani öyle bir hale geliyor ki şampiyon. Siz orada klavyeye böyle piyano gibi şöyle zır bassanız bile bir şeyler oluyor şampiyonla. O yüzden aşırı kolay bir şampiyon. O yüzden onu patchwork'ün patchwork'üne gönderdim. uydirciler kusura bakmasın. Bugünün son şampiyonu Urgot. Onu da sen arta göndereceğim. O da aslında teorik olarak bir ezer geçer. Yani ne kadar öyle, öyle sınıflandırılıyor mu, emin değilim ama teorik olarak bir ezergeçer. Fakat diğer ezer geçerlerden farklı. Bir kere menzilli. Çok büyük bir fark var arada. Fakat kısa menzilli. Ve bu menzil diğer ezer geçerlerden sahip olduğu, onun sahip olmadığı bir şeye sebebiyet veriyor. Urgot'un, şimdi diğer ezer geçerlerin çoğuna bakalım. Gelin. Kıyas yapalım hemen. Zaten diğerleri kolay. Gördüğünüz gibi Udir, Şivan'a. Bu şam Garen, Mordekaiser. Şimdi bu şampiyonların çoğunun ya bir hızlanması var. Yani rakibe bir şekilde olsa yakalamak için bir fırsatları var. Ya da adamı durdurmak için bir şeyleri var. Şimdi bunların içerisindeki en kötü yeteneğe sahip Urgot. hor -gör, Horgörü yeteneği berbat bir yetenek. Kullanım alanı çok kötü. Önce böyle bir duraksıyor, hafif kere böyle adım atıyormuş gibi oluyorsa bir yanda atılıyor. Kısacık bir mesafe gidiyor falan. Adama tutturursan arkana atıyorsun falan filan. Bir sürü saçma sapan işler. İkincisi. O bacaklarınızdaki pompalı tüfekleri. Yani etrafa dağılarak hasar veren tüfekleri çok iyi kontrol etmeniz lazım. Onlar yoksa sıfır vuruyorsunuz. Hiç vurmuyor. Fakat onlarla takas yapabildiğiniz zaman çok farklı oluyor olaylar. Direkt kazanıyorsunuz takasınızı. E, ultisi de ciddi anlamda uzmanlaşma gerektiren bir ulti. Ya şimdi teorik olarak Urgot oyuncuları şey diyor. Abi ben yaklaşırım. Adamın dibinden atarım. Tutar zaten. hasarımız yetiyorsa çekerim. Yetmiyorsa ya uzaktan atman gerekiyorsa onun verimli kullanımı, çekerken adama pozisyon değiştirme falan bunların hepsi ekstra uzmanlık gerektiriyor. O yüzden e, Urgot biraz daha diğer rezerv geçerlere kıyasla zaman alan bir şampiyon diyelim ve bugünkü bölümümüzün sonuna gelelim. League of uzmanlaşması en zor şampiyonlar diyelim. U'nun sonuna geldik. Sanırım iki bölümümüz kaldı. Yani bakıyorum şampiyon sayısına. Herhalde Y ile bitiririz bir sonraki videoyu. Veya işte Y'ye gelmeden X Zinzavya kadar X ile bitiririz bir sonrakine. Ee, sonrasında son bölüm e, şeklinde kalır. Ondan sonra muhtemelen bitiririz. Ama herhalde iki bölümümüz almış gibi duruyor. Nafiri gelecek tabii biz bu videoyu bitirene kadar. Nafiri'yi de en sona dahil ederiz. En azından biraz Nafiri'yi görme fırsatımız olursa uzmanlaşmanın ne kadar zaman aldığı hakkında da bir küçük fikrimiz olur. O yüzden onu da bir görmek lazım. Diyelim ve bu videonun sonuna gelelim. Şimdi buraya gelmişken sonuna gelmişken bak ben gene videonun ortasını söylemeyi ama hala abone olmayanlar var. Bak izleyenlerin %65'i falan abone değil abi. Sonra benden istiyorsunuz ki abi TCL karnesi nerede? Ya daha abone değilsiniz abi. Ben o videoyu çekiyorum. izlemiyorsunuz. İzlenmiyor onlar. İzlenmediği için de benim motivasyonum düşüyor. Yoruluyorum. Bu kadar uğraştım. Emek verdim. Buna 2-3 saatimi ayırdım bunu getirebilmek için. İzlenmiyor ama soran oluyor. Şimdi soranlar muhtemelen izleyenler. İzleyenler olduğu için devam etmek istiyorlar izlemeye. Ama genel olarak izlenmediği zaman da ben de bu motivasyonu kaybediyorum. Çok doğal olarak bir insan davranışı Çünkü bu kanal yeni bir kanal değil. Kaç senelik kanal. Ortalama olarak gün aşırı video atılmış bir kanal üstelik. İzlenmediği zaman doğal olarak bazı şeyler düşüyor. O yüzden hepinize bu videoyu beğenmeye ve kanala abone olmaya davet ediyorum. Ki afasını getirebilirim. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bye